Yelizciğim. Ah kahve. Ya Öykü Hanım. Siz devam. Biz devam mı? Tamam. Gel hepiniz de içeriz. Tamam. Yarın da benle. Tamam, acil durum deyince kahve. Ay çok teşekkür ederim. Benim evet ihtiyacım vardı. Ya şu an sen ne yaptığını anlamadım ben senin. Ben çok anlamıyorum yani. Ne yaptığımı. Çök. Çok teşekkür ederim. Gel benim. Ay sizin elinizden kahve içmek de varmış. Çok mutluyum. Ay dur. Hazırlanmadan. Yes, anlat bakalım. Mert'ten mi başlayayım? Hayır, bence kendinden başla. Evet. Ya... Niye geldin kısmetsiz olarak? Hayalimdeki ilişkiyi yaşamaya geldim. Hı. Yani ben böyle cıvıl cıvıl bir kişiliğim normalde. Bıcır bıcırım, konuşmayı durduramazsın yani. Hep konuşurum, işte şakalaşırım, böyle sürekli küstüm falan yaparım böyle. Aslında çok cilveli bir karakterim dışarıdan soğuk dursam da. Sadece hayatıma hiç bunu %100 yansıtabileceğim, bana tamamen uyan bir karakter bulamadım. Yani puzzle'ımın parçasını bulamadım. Hı. Bunun çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu bulmaya geldim çünkü ben de hem kendi karakterimi burada çok net göreceğim, ilişkide yaptığım hataları göreceğim. Hep uzun ilişkiler mi yaşıyorsun? İki tane ilişkim oldu diyebilirim. Aslında tam da ilişki değillerdi. Hep yaralandım ikisinden de. İki tane seni böyle bir buçuk yıl yerden yere vuran bir şey yaşadın yani. Yani ben 21 gün yatalak yattım Öykü Hanım. Niye? Kanımda %125 enfeksiyon çıkmıştı. Aldatıldığımı öğrendiğimde. Çok hassasım aslında. Yani üzüldüğüm kaç zaman... Kaç yaşındaydın? 22. Hmm. O olayı yaşadığımda 21 yaşındaydım. 21'ime girmiştim. Aynen. Dediğim gibi işte böyle direkt çöküyorum, direkt kafamı takıyorum. Darp olayından sonra zaten çok büyük... Anlatsana onu azıcık. Ben... Benim bildiğim şu, kız kardeşinle çıkıyorsunuz. Evet, ablamla. Ha, durduk yere birisi senin paylaşımlarını görüp... Senin bulmak için mi geliyor oraya? Şöyle, ben işletmecilik yapıyorum demiştim evet. Gece mekanında. Evet. Ablam yanıma geldi. Başka bir mekana geçtik kağıthane tarafında. Müşterim de oradaydı. Oradaki hesabıyla da zaten bağlantılıyım, ilgileniyorum işte. Hani anlaşmasını, masanın anlaşması falan vardı. O yüzden gitmiştim. Daha sonrasında biz oradan çıktık. Taksiye bindik. Kız arkadaşıma gidiyorduk. Taksiden indik. Yürüdük apartmana doğru. Sonra dedik ki annem evde. Boşuna gitmeyelim. Zaten sabah olmuş 6.30. Güneş doğuyor. Falan. Vazgeçtik. Döndük. Bir tane araç durdu. Genç bir çocuk içinde. Zayıf bir tip böyle. Dörtlüsünü yakıyor. Tabii bende yok. Kafamı aldım. Normal araç değil. Normal araç değil. Ben iki kere taksi durdurmaya çalıştım. Taksi durmamış. Ben de bu arada o anlar yok. Ben kamera kaydına göre konuşuyorum. Sonrasında ablam bir yakınlaşıyor, bir şey söylüyor, geri çekiliyor. Adam kornaya falan basıyor. Sonra ben yanına gidiyorum. Senin hiç annen, kız kardeşin, eşin yok mu? Kardeşim sana aynısı yapılsa ne olur? Laf atıyor yani. Dedim. Ters dedim, aynen. Çantamla darabasına bir tane vurdum. Hani cılız bir tip zaten. Diyorum ki sarhoştur. Ben bunun hakkından gelirim mi dedim. Tek ya bir de hani çirkef gözükürsem korkar ya diye düşündüm. Sonra arabasından indi, bana doğru geldi ama gerçekten çocuğun tipini bir görseniz... Hani ben beni o kadar bir adam döver gibi döveceğini düşünmedim. Yani en kötü o bana vurur, ben ona vururum, ablam vurur, bir şey olur. Hani bu kadar büyük bir hasarla çıkacağımı hiç kestiremedim. Sonra zaten yok. Zaten o anda yok kafam aldığım darbelerden. Beni yumruklamaya başlıyor. Ablam oraya giriyor. Ablama bir tane yumruk atıyor. Hatta ablam şu an çenesinden ameliyat oldu. O yumruk çene kemiğini çatlatmış. Biz bir yıl sonra ablam yemek yerken çatlak kırığa dönüşünce fark ettik. Evet, dava şu an yargıca var. O çok benim yani onun üstüne zaten ben hepinize teker teker gerçekten birebir kimsiniz? Niye geldiniz? Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bir şeye tepki verdiğiniz zaman onun bir altyapısında mutlaka bir şey var. Evet. Yani bir nedeni var. Durduk yere hemen suçlamaktansa anlayarak en azından eleştirmek gerekir. Dolayısıyla yani orada söylediğim bir şey var. Hayat zaten beni çok yordu dedi. Ve ben artık yorulmak istemiyorum. Evet. En azından ilişki beni yormasın. Çok genç yaşta herhalde başladın değil mi çalışmaya? Çok. Aslında ailem benden çalışmamı talep etmiyordu. Benim annem babam ben 12 yaşındayken boşandılar.
Ben ya maddi varlıklı durum... bir aile mi? Orta halli bir aileydik. Hı. Evet, ama böyle her istediğini alabilen bir çocuk değildim. Hı. Allah yukarıda hani bir şeyim eksik değildi ama orta halliydik. Kendim çalışmak istedim. Çalıştım. Bebek bakıcılığı yaptım. Hı. Garsonluk yaptım. Komilik Peki, yaptım. Anne baba beraberken mi yaptın bunu? Ayrıldıktan sonra yapmaya başladım. Ondan acaba sonra, o süreç mi seni itti böyle bir şeye? Ben babasına aşık bir çocuktum. Ha. Babam, ben böyle ranzanın üst katında yatardım. O koca vücuduyla ranzanın üst katında yatar. Bana masal okuyarak uyuturdu beni. Ben 10-11 yaşıma kadar. Hani baba şunu istiyorum derdim. Durumu bile olmasa böyle borç harç bulur alırdı. Babasına aşık bir genç kız olarak büyüdüm. Boşandıklarında çok büyük etkilendim. Baba evden ayrıldı o zaman. Ayrıldı, anladım. Evet. Çok büyük etkilendim. Çok boş, yani boşluk çok normal. Evet, çok büyük bir boşluktu. Sonra babamla düzeldik. Çok koptuk o dönem. Hmm. Sonra düzeldik. Küstün galiba sen babaya. Kıskandım. Ha. Çok kıskandım. Bizi bıraktın ve gittin. Hala kıskanırım bu arada. Eşi belki izleyecek bilmiyorum ama hala babamı böyle kıskanırım. Babam da bilir onu kıskandığımı yani. Çok normal. Evet, ve böyle hani hayatta hep en acık yerinden bakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey bana altın tepsiyle sunulmadı. Ben bir şey istediysem onu tırnaklarımla almak zorunda kaldım. Şu an bulunduğum hayatı bana kimse sunmadı. Ama çok da kolay bir hayat değil. Niye değil? Hep böyle bir erkek egemen ya. Makine mühendisliği mi kazandın, evet, gitti? Hani makine, evet, mühendisliğine hep şaka yapılır yani. 8 tane gerçekten kız vardır yani. Ben lisede 180 erkek, 2 kız mesela okudum. Mesela hep böyle bir erkeğin mücadelesine yakın bir kadın var, evet, burada. Kolay bir şey değil. Değil ve hep böyle yani bu kadar atılgan ve girişken olmamın sebebi de bence çocukluğuma değiniyor. Çünkü sürekli bir varım. Sana bir şey fark ettireyim mi? Şu Darp'ı anlatırken bile ya cılız adam hallederim ben bir döve orada bile evet, ya kafa öyle çalışıyor. Evet ya. Ve bunu istemiyorum. Çok enteresan. Bu olmak istemiyorum. Aslında içimde hiç sence böyle nasıl bir şey yok. Mümkün olacak bu? Bunu anlayan biri olursa. Sen cesaretli bir erkek istiyorum demişsin. Evet. Bunu anlayan biri olursa anca düzeltebilirim. Çünkü Öykü Hanım, ben hep yaralarımdan vuruldum. Aldatıldığımdan mesela şüphelendim. Bana dedi ki antidepresanın dozunu arttır. Kafanda kuruyorsun. Of. Yani ondan öncesinde dayak yemiş zaten. Yani darp bunu diyorum. Bunu beraber olduğun adam mı söylüyor? Ondan sonra hani böyle bir flört girişimi oluyor. Hı-hı. Dayak yemiş. Yani arkadaşları ya sen olayın ne Yeliz duydum da diyor. O da diyor ki dayak yemiş kanka ya diyor. Hep böyle patavatsız ve yersiz adamlar patavatsızlık var. Patavatsızlık falan değil bu, hadsizlik, evet, terbiyesizlik yani. Ve hep bu tarz insanlar, hep böyle kötü insan seçtim. Hep sorunu buldum ve dedim ki hayır bu benim olacak, bu sorunu alıyorum. Bence ben kurmaya başladım. Yani bu gerçekten etkilenip etkilenmemenle de alakalı olabilir. Çok o böyle olabilir, seni çeken bir şey olsa belki onu göz ardı edebilirsin. Başlangıçta bu dengesizlikler bence her ilişki için, evet, çok o normal. Da doğru. Tanımıyorsun, bilmiyorsun çünkü. Tanıyamıyorum da. Ha işte o sıkıntını anlayabilirim. Tanıyamıyorum çünkü sohbet etmiyoruz öyken. Bu arada bir şey söyleyeyim, hani dedim ya bir önceki ilişkim çok yorucuydu diye. Hmm. Ama çok sohbet ederdik. Hmm. Yani bır 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 konuşurum ben. Ve ben hani şeyden bozulmam ya, bir sus artık denmesinden. Duygusal olarak sana ne kadar yaklaştığını ya da senden ne kadar etkilendiğini duymak istiyorsun belki, hissetmek istiyorsun. Sohbet ya, tek aradığım o akan iletişim. Ama işte onu da şöyle anlamak lazım. Dışarıda olsanız belki evet de burada hani bir kamera var, bir şey var. O zaman onun istediği karakteri bana var göre değil ya da onun göstermek istediği karakter bana göre değil. Bilmiyorum ama ben öyle bir diyalog... Ya ben mesela Kırmızı Oda'da nasıl romantik bir an geçirilir bilmiyorum. Ama sen gerçekten romantik bir an nedir onu biliyor musun acaba? Gerçekten böyle bir şey yaşadın mı? Yaşadım. Ya birkaç tane deneyimim böyle romantik bir akşam yemeği olsun, işte sevgililer günü yemeği olsun, o olsun, bu olsun yaşadım, deneyimledim. Hı. O romantik anlardan farkındayım. Yani ateş başında oturup böyle şarkı dinlemek. Onları tattım ya, onları tadabildim. İyi. Ve ama bunları hani parça parça kişilerde tadabildim. Böyle rüya gibi bir aşk tatmadım. Yani ben bir aşk tattım, o aşkı tekrar arıyorum demiyorum. Hmm. Bana bilmediğim bir şeyi öğretsin istiyorum. Güzel.
Evet, ne istediğini biliyorsun en azından. Evet, ne istemediğini de biliyorsun. Ne istemediğimi de biliyorum. Güzel, bu ya, çok evet. Yakınsın demektir. Ve ben aslında. Bu evde, şimdi kızlarla da konuşuyorum. Rümeysa gibi geldi kırmızı odadan. Yüzü gülüyor. Gözünün içi güldüğünde Ozan diyor yani bize gözleri. Ben geldim normal. Ne yapıyorsun? Yine dedikoduya dalıyorum. Yani evdeki tek keyif aldım. Yani Mert'ten tabii ki de keyif alıyorum ama kırmızı oda mesela. Böyle sizinle bile muhabbetim daha çok sarıyor biliyor musunuz? Öyle ki? Sarar tabii. Yani sonuçta... zaten kadın kadın olduğumuz için tabii kesin, ki sarayacak. Ama kesin. Mesela biz Mert'le ikinci haftanın üçüncü gündeyiz ve ilk günden beridir sadece birbirimize odaklıyız. Tatyana dedi ki benle de dedi konuşmalı. Benim niye Tatyana'dan bir farkım yok? Ben bir... Ama yani bir şey karar vereceğim dedi, çok acele etme. Yok evet, çok da kasmayacağım kendimi. İlla da bir kesin net bir şey söylememe de gerek yok. Bence de. Sadece sıkıntılarımı dile getirip benden bu kadar diyeceğim. Hani benim sıkıntılarım bunlar, benden bu kadar derken hani... Ben bunları dile getirdim, artık çözmek senin elinde. Ha. Böyle bu şekilde devam edersen iletişimimi keserim. Gibi. Açılırsan gibi. Devam ederim. Daha biz ne zaman istiyor? Çok teşekkür ederim. Ne zaman istersen. Yani. Acil mi? Çok mu acil? Yarın. Ya çok o kadar. Evet. Yarın. Ne evet, odalar varsa. Ben de bekliyorum Ece Hanım. Hayatım seninle zaten. Hayır, o bir şeyler belli olsun. Ha. Onun sonucuna varmadan siz de kahve içip öyle karar mı? Ha, ben son... Durak. Gibi son durak. Sizin evet düşünceleriniz önemli. Ben demin